Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AFE proje ödevini yüklemeden bahsedeceğim arkadaşlar. Ödev yükleme sisteminden yani. Ödevi nereye yüklüyoruz? Öncelikle aosödev.anadolu.edu.tr adresine tıklıyoruz. Oraya tıkladığımızda bir ekran çıkar arkadaşlar. Giriş yapınız butonu çıkar ortada kırmızı şekilde. Oraya tıkladığımızda giriş yapınız butonuna. Daha sonra aynı e-kampüse ve öğrenci sayfanıza girer gibi TC numarası ve AFE şifrenizle oturumu açmanız gerekir girip. Açtıktan sonra oturumu sol sütunda ana sayfaya geliyorsunuz. Ödev yükleme sayfasını tabi. Ödev yükleme sisteminin. Sol sütunda ödevlerim sekmesi var arkadaşlar. Orayı tıklıyorsunuz. Daha sonra ödevlerim ekranına tıkladığınızda ekranın ortasında yer alan ödev yükle mavi buton görünür arkadaşlar. Orayı tıklamanız gerekir. Daha sonra açılan ödev yükleme formu sayfasının en altında yer alan metin kutusuna daha önceden hazırladığınız ödevinizi yapıştırabilirsiniz. Word belgesinde hazırlıyorduk bildiğiniz gibi. Ben anlatımlarımda o şekilde bahsettim. Yani Word belgesini açarsınız. İçindeki metni Ctrl A, Ctrl C yaparsınız. Kopyalarsınız. Ödev sistemine gelirsiniz metin kutusunun içine. Oraya yapıştırırsınız arkadaşlar. Eğer ki sisteme hazırladığınız ödevinizi yapıştıramazsanız bazen sistemsel kaynaklar olabilir arkadaşlar. Yapıştırmakta sorun çekebilir, sorun yaşayabilirsiniz. Yapışmıyorsa ne yaparsınız? Ödev yükleme sisteminin içine gelirsiniz. Mouse'u sağ tık yaptığınızda düz metin olarak yapıştır seçeneği vardır. Oraya tıkladığınızda düz metin normal metin olarak yapıştır arkadaşlar ödev yükleme sistemine. O şekilde yapıştırdıktan sonra ödev sisteminin üzerinde, metin kutusunun üzerinde görürsünüz zaten. Araç çubuklar var. Oradan B var, kalın yapma şeyi. Başlıkları kalın yapma seçeneği var arkadaşlar. B'ye tıklarsanız orada başlıkları kalın yapmanız yeterlidir arkadaşlar. Bir de paragraflar arasında birer Enter'la inerseniz iyi olur. Başlıklar arasında falan. O şekilde düzenlendiğinde kaynakça listesi de alt alta durması gerekiyor. Genel yansıması. Düz metin olarak yapıştırdığınızda, o şekilde düzenleme yaptığınızda genel yansıması düzgünse sıkıntı yok demektir. Ya da ödevi doğrudan elle de yazabilirsiniz sisteme arkadaşlar. O şekilde de şey yapabilirsiniz. Ödevi ekleyebilirsiniz. Yani daha önceden yazmazsınız da bir kağıda yazarsınız. Pek bilgisayar, cep telefonu imkanınız yoktur. Bir internet kafeye gidersiniz. Orada tek tek elle yazarsınız. O da olur yani. Onda bir sıkıntı yok. Ödev sistemi düz metin şeklindedir arkadaşlar. Grafik, resim gibi şeyler eklenemez arkadaşlar. Dosya da eklenemez. Normal şey mesaj yazımı gibi düşünün cep telefonlarında. O şekilde hiçbir şey multimedya gibi bir şey değil yani düz metin olarak arkadaşlar. Normal SMS mesajı gibi o şekilde yazmanız gerekiyor. Sadece başlıkları kalın yapabiliyorsunuz orada. O seçeneğiniz var. Başka bir seçenek yok arkadaşlar. Kısıtlı biraz yani. Dediğim gibi ödevi yapıştırdıktan sonra sisteme yansımasını kontrol edin. Herhangi bir sorun görünmüyorsa taslak olarak kaydet. Yani görüyorsunuz alttaki mavi buton ödevi taslak olarak sistemi kaydediyor. Zaten ödev sistem güncellemesi yapıldı geçen yıldan bu yana arkadaşlar. Yaz okulundan bu yana. Şey yapıldı yani. Ödevi yapıştırdığınızda sisteme sistem otomatikman kendini kaydediyor zaten. Şey yapmanız yani mağdur olmamanız açısından. Sistem yaptığınız her hareketi orada kaydediyor değişikliği arkadaşlar. Otomatik olarak. Ya da taslak olarak kaydet de diyebilirsiniz mavi butona tıklayıp. Her şey tamamsa hocaya göndermek isterseniz sağ taraftaki yeşil buton arkadaşlar kaydet ve onayla butonu hocaya gönderiyor ödevi. Eğer ödevinizi şey yaptınız diyelim tamamdır hocaya göndermek isterseniz kaydet ve onayla dersiniz. Daha sonra sistem onu kaydeder öncelikle. Daha sonra tekrar üstte bir uyarı çıkar şey yapmanız gerekirdi. Ödevin gönderilmesi için onayla butonuna tıklamanız gerekirdi. Tekrar en alta inersiniz onayla butonu görünür yeşil arkadaşlar. O onayla butonunu tıkladığınızda iki defa uyarı çıkar. Onlara da evet dediğinizde arkadaşlar ödev hocaya gitmiş olur arkadaşlar. Bu şekilde. Yani kaydet ve onayla dediğinizde sisteme önce kaydediyor ödevi. Sistem kaydediyor ödevinizi. Daha sonra onayla demeniz gerekiyor tekrar çıkan ekranda en alta inip. Orada onayla dediğinizde uyarıları da evet dediğinizde ödev hocaya gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde taslak olarak kaydettiğiniz ödevi istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Fakat hocaya giden ödevi düzenleme imkanınız yok arkadaşlar. Taslak olarak kaydedilen ödevi son güne kadar hocaya göndermeniz gerekir arkadaşlar. Bugün neydi? Bu dönem neydi? Son günümüz bizim. Ödevler ne zamana kadar gönderilecek? 4 Ocağa kadar. 4 Ocağa kadar taslak olarak kaydettiyseniz sistemde ödevi göndermeniz gerekir. Fakat genel olarak arkadaşlar şey yapıyor arkadaşlar.
Ödevin her şeyi tamamsa gönderiyor. Zaten en mantıklı olan da odur arkadaşlar. Bir an önce aradan çıkmış oluyor ödev uygulamaları da. Ödevi sisteme yansımasını kontrol edersiniz genel olarak. Bir sorun yoksa şey yapabilirsiniz, hocaya gönderebilirsiniz. Ödeviniz 1200 kelimeden fazlaysa arkadaşlar, Word'de sözcük sayıcı var biliyorsunuz. 1200 kelimeye geçmemeniz gerekir. Sisteme yapıştırdığınızda 1200 kelimeden fazlaysa sistemde hata verir. Sistem üzerinde kelimelerden kırpma yapmanız gerekir arkadaşlar. Eksikme yapmanız gerekir. Bunu da söyledikten sonra daha sonra ödev sistemi dediğim gibi düz metin şeklindedir. Grafik, resim ekleyemiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra genel olarak ödev sistemine yapıştırdığınızda arkadaşlar ödev şey oluyor. Yani şey yapmanız gerekiyor. Grafik, resim ekleyemiyorsunuz arkadaşlar. Bir de elle ekliyorsunuz. Bazen şey oluyor arkadaşlar, yapıştırmadan dolayı şey yapıştırdığınızda şey düz metin olarak yapıştır dediğinizde de yapıştırmazsa parça parça da yapıştırabiliyorsunuz sisteme arkadaşlar. Ona da izin veriyor. Başka da şu an benim bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.